İran'ın 1 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırıya karşılık İsrail'den yanıt geldi. İsrail ordusu İran'a hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Analist Levent Kemal NTV yayınında bu saldırıyı değerlendirdi. Aslında İsrail'in 3 kademeli saldırıda sadece 20 hedef vurmuş olması yani tırnak içine bir başarısızlık. Çünkü İran'ın balistik füze saldırısından bu yana yükseltmiş oldukları çıtaya bakınca bunu söylemek doğal olarak karşımıza çıkan portreyle uyuşmuyor. Çünkü sürekli nükleer tesislerin, petrol rafineleri ve askeri hedeflerin önemli noktalarının vurulacağını söyledi. Hatta geçtiğimiz hafta bizim de yayınlamış olduğumuz Sızan Amerikan İstihbarat Belgesi'nde çok geniş kapsamlı bir askeri saldırıdan bahsediliyordu. Ancak dün akşam bu sabaha kadar yaşanan saldırı sadece 20 hedefe ve 3 aşamalı bir saldırı olarak karşımıza çıktı. Zaten yarım saat kadar önce de Axios sitesinde çıkan habere göre dün İran'a bir mesaj yollanmış İsrail tarafından. Zaten İsrail de birkaç haftadır buna hazırlanıyordu. Giden mesajla beraber ABD'nin de istediği gibi çok fazla İran'a zarar vermeyen ve İran'ın bir misilleme yapmasına gerek kalmayacak şekilde bir saldırı olduğunu görüyoruz. Bu açıdan baktığımızda aslında yani Netanyahu hükümetinin yükselttiği çıtanın çok çok altında kaldığını, İran'ın saldırıya iyi hazırlandığını anlıyoruz. Bu bize bölgesel gerilimin artık bir savaş döngüsünden çıkıp görece yatışma evresine gireceği sinyalini veriyor aslında. İran'ın misillemesinin direkt İran'ın kendisinden değil ancak bölgedeki vekil güçleri üzerinden gerçekleşebileceğini, bunların da sınırlı kalacağını düşünüyorum. Özellikle Irak'taki İran destekli milis yapıların bölgedeki ABD hedeflerini vurması gibi ya da Suriye'deki ABD üslerinin hedef alınması gibi ya da Şam bölgesine yakın İran destekli radikal grupların Golan tepelerine çeşitli atışlar yapması gibi düşük profili tutan bazı misillemeler olacağını ancak İran'ın daha önceki Nisan ayındaki ve Ekim ayının başındaki gibi devlet eliyle balistik füzeler kullanarak ya da çeşitli diğer araçları kullanarak bir tepki vereceğini düşünmüyorum açıkçası. İran'ın da bir an önce odağın Gazze ve Lübnan'a dönmesini istediğini düşünüyorum. Çünkü İran bir süredir hem Gazze'de hem Lübnan'da elde etmiş olduğu psikolojik propaganda üstünlüğünü İsrail'in hem saldırıları hem de İran'la olan İsrail geriliminin Gazze ve Lübnan'daki soykırımları örttüğüne dair kendi tarafından gelen eleştiriler nedeniyle rahatsızlık duyuyordu. Bu açıdan Lübnan'ın ön plana çıkması, Gazze'nin ön plana çıkması Tahran'ın da politik hattına uyacaktır. Bu açıdan ABD'lilerle aradıkları uzlaşmanın da mantıklı olduğu görülüyor. Fakat yine İran dediğim gibi milis güçleriyle, bölgedeki vekil güçleriyle bu süreç içerisinde kendini unutturmayacaktır. Sadece şöyle bir durum var. Hizbullah'la olan İran ilişkisinin Lübnan'da İsrail'le İran ilişkisini nasıl düşüreceği ya da nasıl yükselteceği konusuna bağlı olarak biz bu konudan uzaklaşabiliriz. Yani bilindiği gibi Nilüfer Özcan, İran devrim muhafızları liderlerinden biri Lübnan'da öldürülmüştü. İsmail Kağani hakkında oldukça ciddi spekülasyonlar çıkmıştı. Hatta bugünlerde hala İran devrim muhafızlarının Hizbullah'ın ölen liderlerinin yerine devrim muhafızları subaylarının ikame ettiğine dair oldukça ciddi söylentiler var. Eğer bu şekilde devam ederse ve tekrar bir İran devrim muhafızları subayı Lübnan'da Hizbullah'ı sevk ve idare ederken öldürülürse ya da herhangi bir şekilde tespit edilirse biz İran'la İsrail gerilimini tekrar gündemde tartışmak zorunda kalacağız muhtemelen. Yani ABD'nin İsrail'le ilgili olan handikaplarını örtebilmesi ya da yok edebilmesi için bir an önce hem Lübnan'da hem Gazze'de ateşkesleri ve barış süreçlerini inşa etmesi gerekiyor. Bildiğiniz gibi Blinken bölgeye geldi. Lübnan, İsrail'deki görüşmelerinden sonra Doha'da Katarlı yetkililerle bir görüşme sağladı ve bundan sonra ateşkes rehine takaslarının, esir takaslarının gündeme geldiği ifade edildi. Ancak bunda ne kadar başarılı olur? Hamas'ın yeni liderlik çizgisiyle beraber Hamas'ta bir değişim olur mu taleplerde ya da İsrail'in taleplerine bir değişim olur mu bunu henüz bilmiyoruz. Ya bu Amerika'nın en baştan beri iki tarafla da müzakere ettiği yani İran'ı korumaktan çok kendisinin enerji fiyatlarına zarar görmemek için kullandığı bir stratejiydi.
Yani İranlılar da bu açıdan hasar almak istemiyorlardı. Çünkü İran'ın Çin'e yönelik bir petrol ihracatı var. Nükleer tesisler üzerinden de enerji üretiyorlar. Diğer taraftansa nükleer tesislere ve petrol tesislerine bir saldırı enerji fiyatlarında ABD'nin küresel olarak Çin'le yürüteceği rekabette ona büyük bir zarar verecekti. Çünkü Çin oldukça ucuz fiyatlara hem İran'dan hem Rusya'dan enerji talebini karşılayabilirken ABD'nin Ukrayna Savaşı nedeniyle yükselen Avrupa Birliği taleplerini karşılamak için ekstra masraflara girdiğini biliyoruz. ABD bu nedenle iki tarafı da bu duruma ikna etmiş görünüyor. Zaten hedef alınmamaları da bunu gösteriyor. Bu iki tarafın da medyası açısından aslında diplomatik bir başarı olarak, bir uzlaşma işareti olarak eş zamanlı verilmesi de manidar. Hani İranlılar işte bakın vuramadılar şeklinde verdiler tüm gece. İşte çıtayı çok yükseltti Netanyahu, her yeri vuracağını söyledi. Ama vuramadılar. İsrail medyası ise ABD'yi memnun etmek için benzer bir şekilde bir yayın yaptı. İsrailli yetkililer de zaten İsrail ordu sözcüsü de çıkıp sadece askeri tesislere hedef aldıklarını doğrularken bu konuya çok fazla atıfta bulunmadı. Bunun temel sebebi iki ülkenin arasındaki arabulucunun dolaylı görüşmeleri sağlayan ülkenin ABD olması ve ABD'nin biraz önce söylediğim gibi küresel hassasiyetleri. Hani bu açıdan baktığımızda iki ülke de aslında medya açısından biraz ABD'ye mesajlarını vererek uzlaşmaya razı olduklarını gösterdiler. Biraz önceki konuştuğumuz meseleye dönüyoruz yine. Yani bu konu bu açıdan da sönümlenecek gibi duruyor. Ancak zaman zaman karşımıza çıkabilir yine. Yani şöyle yorumlamak gerekiyor. Hizbullah'la İsrail'in arasındaki mücadele yeni bir mücadele değil ve sürekli birbirleriyle ilişki içerisinde, düşmanlık ilişkisi içerisinde birbirlerini tanıyan yapılar bunlar. Bu açıdan İsrail'in Lübnan'daki düşmüş devlet yani dağılmış hükümet sistemi nedeniyle dağılmış devlet yapısında kullanarak çok fazla insan havuzuna eriştiğini biliyoruz. Bu araç sayesinde de Hizbullah içerisinde oldukça iyi istihbarat çalışmaları yapabiliyor. Bunu zaten çağrı cihazlarının patlaması sürecinde ve sonrasındaki açıklamalar üzerinden anlamıştık. Bu kesinleşmişti. Ancak İran'ın Hizbullah dışındaki bölgedeki vekilleriyle ilgili İsrail'in bu derecede bir istihbarat sağlayıp bu derecede etkin operasyonlar gerçekleştirmesi mümkün değil. Evet, şimdi bir bağlantımız var. İsrail'in İran'a saldırısı Fransız basınında da geniş yankı buldu. Çıkan yorumları almak üzere Fransa'ya bir uzanalım. NTV temsilcisi Kayhan Karaca karşımızda. Kayhan, Fransa ve Avrupa basınında hangi analizler var? Senden dinleyelim. Mesela her şeyden önce birkaç saniye önce Fransız diplomasisinden gelen tepkiyi aktarayım. Fransız diplomasi taraflara itidal çağrısında bulundu ve gerilimi yükseltici her türlü eylemden kaçınmaları çağrısında bulundu. Bu yeni geldi. Bunun altını çizmiş olalım. Şimdi Fransız medyasında, Avrupa medyasının geri kalanında olduğu gibi 2-3 nokta ön plana çıkmakta Zehra. Bunlardan birincisi İsrail'in gerçekleştirdiği askeri operasyonun saldırıların sınırlı kaldığı, yani askeri hedeflere sınırlı kaldığı, nükleer ve petrolle ilgili tesisleri vurmadığı şeklinde. İkincisi, İsrail'in bu operasyonlar öncesi Amerika Birleşik Devletleri'ni bilgilendirdiği. Üçüncü ise şimdi İran'ın vereceği tepkiler ya da tepki verecek mi? Bütün herkes bu soruları sormakta kendi kendisine. Fransız Le Monde gazetesiyle başlayayım. İsrail İran'ı vurdu manşetiyle verdi. Bu arada şunu da hatırlatmakta fayda var. Gece saatlerinde gerçekleştiği için bu saldırılar gazetelerin bugünkü tabii baskılarına yetişmedi. Bu nedenle gazeteler özellikle bu konuyla ilgili haberlerini internet sitelerinden canlı bloglar halinde peyderpey aktarmaktalar okurlarına. Le Monde gazetesi Tahran'ın yeniden tırmandırması ya da misillemede bulunması halinde bu İsrail'in saldırılarına İsrail'in daha pahalı bedel ödetme tehdidinde bulunduğunu ön plana çıkarıyor. Tahran'ın ağzından da gerilim yaratıcı bir operasyon olarak İranlı yetkililerin İsrail'in gerçekleştirdiği saldırıyı nitelediklerini de belirtiyor Le Monde gazetesi. Le Figaro gazetesi muhafazakar bir gazetedir. İsrail ordusu İran'da askeri hedeflere yönelik nokta vuruşlar gerçekleştirdi şeklinde vermiş haberi okurlarına. Liberasyon gazetesi, Fransız merkez solunun gazetesi, İsrail gece saatlerinde İran'da nokta vuruşlar gerçekleştirdi. Tel Aviv, Tahran'ı
olası misilleme konusunda uyardı diyor gazete. Fransız haber kanalı BFM TV ise Tel Aviv Amerika Birleşik Devletleri'ne önceden haber verdi diyor. Biraz önce de söyledim. Bu çok işleniyor hem Fransız basınında hem Avrupa basınında. Amerika Birleşik Devletleri'nin de İsrail'in kendisini savunma hakkı olduğunu açıkladığını belirtiyor Fransız haber kanalı. Almanya'ya geçecek olursam Almanya'da Der Spiegel gazetesi Tahran'ın önünde şimdi 3 seçenek var ama hiçbiri risksiz değil diyor. İsrail'in haftalardır tehdit ettiği misilleme buydu. İsrail ordusu İran'ın füze fabrikalarına saldırdı ama petrol ya da nükleer tesislerini vurmadı diyor. Büyük bir savaş tehlikesi henüz önlenebilmiş değil şeklinde bir ifadesi var Alman gazetesinin. Evet, Kayhan Karaca aktardı Avrupa'dan yansıyan manşetleri, ifadeleri. Tahran'ın vurulduğu dakikalarda Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Murat Aslan NTV yayınındaydı. Aslan'ın saldırıyı değerlendirmesini ekranlarınıza taşıyarak biz bu saati noktalayalım. Saat başında birlikteyiz. Benim anladığım kadarıyla İsrail jetleri şehir merkezi içinde veya civarında bir noktayı vurmuşlar. Hemen akabinde İran'ın hava savunma topları ateşleniyor. Yani birkaç füze var ama genellikle hava savunma topları aktif hale getirilmiş. Tabii eğer F-35'ler kullanılmışsa böyle bir saldırıda, bir kere F-35 Tahran'ın üzerinde uçmaz. Tahran'ın yaklaşık belki 100-150 kilometre ötesinde akıllı mühimmatı bırakır ve döner gider. Dolayısıyla bir hedef seçilmiştir, vurulmuştur. Akabinde de bu hava savunma topları potansiyel bir başka saldırıya yönelik olarak biraz da panikle mukabelede bulunuyordur benim değerlendirmem. Eğer uçak şehrin üzerinde uçuyor olsa 55 bin fit irtifaya kadar çıkabiliyor. Bence İsrailli pilotlar bu irtifayı zorlayacaktır. Ancak bu hava savunma toplarının o irtifaya çıkması pek mümkün değil. Dolayısıyla bu atışların sonuç alıcı bir hava savunma şemsiyesi sağlaması bence pek mümkün değil. Bu şemsiyeyi sağlarsa sadece S-300'ler sağlayabilir ama F-35'in niteliği dikkate alındığında onların da ne kadar etkin olabileceğini değerlendirmek bana biraz şüpheyle yaklaşılması gerektiğini söylüyor. Hele bir de fırlatılan mühimmatların çok süratli nesneler olduğu dikkate alınırsa bu yapılmış olan atışların S-300 dahi olsa ne kadar işe yarayacağı konusunda benim şüphelerim var. Ama şehir içerisinde yapılan saldırında bir anlamı var, o da şu. İsrail basınında şu ana kadar biliyorsunuz sanki bu saldırının İranlıları fazla rahatsız etmediğine dair haberler yayınlanmıştı. Bu konu sosyal medyada da gündem oldu. Dolayısıyla şu an sanki Tahranlıları uyandırmış gibi bir hava yarattılar. İsrailler bana o şekilde geliyor. Şimdi İran'la İsrail arasındaki mesafeye baktığınızda yaklaşık 1500 kilometrenin üzerinde. Eğer F-35'lerin menziline bakarsanız F-35'ler cinsine göre değişmekle beraber 2200-2300 kilometre mesafe kat edebiliyor. Siz kaldırırsınız, 2300 kilometre menzile ulaştığında artık yakıt bitmiş demektir. Ne demektir bu? Dönüş için mutlaka ama mutlaka 1150-1200 kilometre bir mesafeye göndereceksiniz. Ya oradan geri çekeceksiniz, daha ileriye giderseniz dönüşte mutlaka yakıt ikmali yapmanız lazım. Şimdi böyle bir ortamda F-35'lerin dönüşte mutlaka ya Irak semalarında ya Körfez'de bir ikmali söz konusu olur. O da en hassas zamanlarıdır. Niye? Çünkü yakıt tankerleri, tanker uçaklar uçuş esnasında radarlara görülüyor. Radar onları görebiliyor. İşte orada İran bir şey yapabilir mi? Emniyetli mesafede olabilirler mi? Bence olurlar. Ama böyle bir hassasiyetleri var. Ama dediğim gibi burada Amerikalıların rolü ne olacak veya bölge ülkeleri destek verecek mi? En başta Ürdün'le ilgili iddialar dillendirildi. Ben bu iddiaların doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü İsrail ve Ürdün yani bizdeki bir iki komşu vilayet gibi birbirine yakın küçük ülke.
Dolayısıyla pek ihtimal vermiyorum. Ama bu lojistik meselesi bence önemli, dikkate değer. İsrail Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada hassas mühimmattan bahsettiler. Orada kullanılan İngilizce kelime precise. Precise şudur, bizde Türkçedeki tam olarak karşılığı hassas angaje. Yani herhangi bir hedef tanımlandığında bunun farklı şeyleri olabiliyor, teknik açılımları. O hedefe girip birkaç metre hata payıyla hedefi doğrudan atınut şeklinde vurabiliyor. Benim anladığım kadarıyla F-35'lerden fırlatılan belki de kruz benzeri füzeler tespit edilen noktalara gitmiş ve orada etki bırakmış. Ama dediğim gibi F-35'in zaten kullanım konsepti bu hassas mühimmatın kullanması üzerine kurgulanmış. F-35 hava yer muharebelerinde doğrudan angajmana girmez. Sadece mühimmat bırakır. Bu ayrıntı dikkate alınırsa İran'daki saldırıların şu an itibariyle bu minvalde gerçekleştirildiğini ifade etmek lazım. Ve o atış görüntüleri var. Ona bir bakmak lazım. Sesi de verirlerse görülecektir. Bakın o atış yapanlar hava savunma topları. Alçak irtifada yakın hedeflere karşı kullanılır. Ve havada patlar o mühimmat. O görülen atışlar İsrail ile ilgili değil. İran hava savunma toplarının kullanımı ile ilgili. Muhtemelen konuşlandığı yerde bu İnkılap Caddesi'ne yakın ki çok yakın mesafeden hakim bir noktadan atışı yapıyorlar. Ama bunlar İsrail ile ilgili değil. İsrail vurmuş ama neticesinde körlemesine hava savunma topu atış yapıyor. O hava savunma topları bir radara da bağlıdır aynı zamanda. Radar aracılığıyla otomatik yönlendirilebilir. Ancak F-35 veya fırlatmış olduğu hassas mühimmat o radarlar tarafından algılanır mı pek emin değilim. O radarlar çok etkili radarlar değil. Burada bir panik de var. Eğer bir hedef vurulmuşsa İsrailler tarafından oradaki nişancılar belki manuel belki radara bağlı olarak bu sistemlere bir şekilde atış yaptılar. Benim anladığım bu. Ancak şöyle söyleyeyim, bu tür ortamlarda gelişigüzel atış yapmak, paniği artırmak bir tarafa mevcut hava savunma resmini ortaya çıkarır. Hatırlarsanız ilk yaptığımız değerlendirmede özellikle altını çizmiştik. İsraillerin hava savunma kabiliyetini mutlaka İran'ın sönümlendirmesi gerekiyor. Yani bu önemli. Ola ki gerginlik artarsa İsrail'in istediği şekilde inisiyatifle İran'da tekrar saldırı yapabilmesi adına hava savunma resmini elde edip ve tahrip etmesi lazım. Dolayısıyla şu anki aşamada benim gördüğüm kadarıyla bir etki var. Buna yönelik olarak da hava savunma toplarıyla verilmiş bir cevap var. İranlılar klasik bir açıklamayı yapacak. Muhtemelen yarın Pezeşkeşen veya dini rehber Hamaney daha tehdit dolu sözler de sarf edebilir. Bunlar önemli değil bence. Önemli olan sahada ne oldu ve ne olabileceği. Çünkü söylemle değil eylemle olayları değerlendirmek lazım. Benim değerlendirmem. Ancak eyleme geldiğimizde İranlıların dezavantajlarının hassasiyetlerin çok daha fazla olduğunu ifade etmek lazım. Özellikle askeri alanda İsrail'in mevcut teknolojisiyle İran teknolojisi karşılaştırılamayacak kadar uç noktalarda. Şimdi eğer sizin ülkenize, başkentinize F-35'lerle saldırı düzenlenip belirgin noktalar hassas mühimmatla vurulabiliyorsa o takdirde yüksek irtifaya erişip F-35 dahi olsa düşük izi olan bir savaş uçağına mukabelede bulunabilecek hava savunma teknolojisinin sizin olması gerekiyor. Bu teknoloji şu an İran'da yok. Böyle S-300'de falan olmaz. Ürettiklerini söylüyorlar ama tersine mühendislikte. Dolayısıyla bu tür mücadelelerde bence simetrik karşılaştırma önemli. Sadece asimetrik değil. Çünkü konvansiyonel savaşa doğru akan bir süreç var. Ve benim gördüğüm kadarıyla İran'ın askeri teknoloji bağlamında
roket ve füzeleri bir kenara bırakırsanız veya Şahit tipi o İHA'ları bir kenara bırakırsanız ciddi eksiklikleri var. Dolayısıyla İsrail eğer bu saldırıyı Tahran üzerinde yapıyorsa İran'ın önce bir kendini değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum.